tekrar merhaba arkadaşlar. Videomuzun ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz. Şimdi sizlere nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Böyle ilk videomuzda nasıl yapılacağını gösterdim sizlere. İki tane parça öreceksiniz. Bu şekilde büyüterek. Şöyle. Bundan sonra arkadaşlar mesela ben son yere çizgi koydum değil mi? Bakın griyi nasıl koyduğumu göstereceğim şimdi size. 18 sıra ördükten sonra bir sıra gri koyacağım ve üstüne tekrar bu rengimizden bir sıra daha gideceğim ve bu şekli alıyor bakın şimdi ben devam ediyorum örmeye bakın arkadaşlar köşelerimiz aynı şu şekilde ve artırarak kaç sıra yaptığıma bakın şimdi köşedeyim yine griyi örüyorum bir sıra ben öyle bir çizgi olsun hem de size göstermek için e, yaptım. Şimdi bunu bir sıra örüyorum, sona kadar geldikten sonra üstüne renginden bir sıra daha gidince iki parçam tamamlanmış olacak. Şu şekilde arkadaşlar, bakın kiloş da durabilir, hiç sorun değil çünkü öyle durması lazım zaten. Bu şekilde büyütelim tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi sona geldim. Rengimi burada bir zincir çekerek başladığım yere kapatıp bir zincir çekiyorum. Ve bu ipimi artık kesiyorum. Bunu arkadan yedireceksiniz. Bu şekilde bakın çizgiyi bu şekilde oluşturdum. Bir sıra gittim gri'den arkadaşlar. Şimdi üstüne herhangi bir yerinden diğer rengime başlayacağım. İpimi alıyorum arkadaşlar. Çünkü köşeler hep aynı olduğu için hiç fark etmez. Herhangi bir yerinden ipimi şu şekilde bir zincir çektim. Taktım. Şunu oradan bir sağlamlaştırıp 3 zincir çekip köşeden devam ediyorum. Bu köşeden devam ederken yarım köşemizi yine yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Sonra tek zincir çekip tekrar örmeye devam ediyorum aynı şekilde. Aralar bir zincirli köşeye kadar bu şekilde örüyoruz. Bakın Köşeye geldiğimizde köşe yapacağız yine. Bunun şöyle bir tekniklerini size söylemek istiyorum arkadaşlar. Atıyorum büyük bedenler için e, 26 sıra falan yaptınız veya 30 de yapabilirsiniz. Bedeninize göre e, ayarlayabilirsiniz. Onu ipinize göre de ayarlayabilirsiniz. Kolunuz eğer ki e, bu genişlik bana yeter derseniz orada e, kapa bitirebilirsiniz vücuttan büyüteceksiniz arkadaşlar. Vücuttan büyütebilirsiniz. Yani bu omuz şeklini şurayı diktikten sonra yani ben birleştirdikten sonra dikmeyeceğiz. Birleştireceğiz, göstereceğim. Buradan nasıl büyüdüğünü de size göstereceğim. Sonra kolu o şekilde şuradan ip takarak e, uzatabilirsiniz. Bunlar sizin tercihinize kalmış. Şimdi bunu bu sırayı da devam edelim. Sonra birleştirmeyi şu omuz kısmını yani kolun omuzu birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi bir sıra daha geçtim ve son bir sıramız kaldığı zaman bir köşemizin bir köşesi kaldığı zaman şimdi birleşme omuzunu birleştirme yerine geldik. Onu göstereceğim. Bir sıramızı bırak, bırakıyoruz arkadaşlar ekleme yerine geldiğimiz zaman. Tam karşı köşeye gelecek şekilde yani şurası bakın 3 bu tarafta 3 bu tarafta köşemiz var tam karşıya gelen köşemizi şurayı ekleyeceğim yani şu şekilde olacak bakın omuz kısmı oluyor burası arkadaşlar şurası kol bu omuz kısmını kolu bu şekilde ee, eklemesini göstereceğim şimdi size. Şimdi tam karşı köşemiz burası. Burada iki zincirimizi çekmiştik değil mi arkadaşlar? Hemen karşı köşenin boşluğuna tığımızı içeriden geçirdik. Ve bir iki zincir çekip bu köşemizi tamamlıyoruz. Bakın şu şekilde birleştirdim. Şimdi bir zincir çekerek hemen karşılığındaki boşluğa şu şekilde takıp tığımı çıkarttım ve bir zincir çekip bu sıramı bu şekilde örüyorum 3 tane trabzanımızı yapıp bir zincir çekiyorum karşı boşluğuna hangisi geliyorsa şu şekilde bir zincir çekerek tekrar mil üstüme alıp motif birleştirir gibi arkadaşlar bunun özelliği. Şöyle boşla tığımı takıp bakın. Bunu birleştirerek köşeye kadar aynı şekilde gelelim arkadaşlar. 3 tane batıyoruz. Bir tane zincir çekip tam karşılığındaki köşeye tığımızı takıp içeriden ipimizi geçiriyoruz. Ve bir zincir çekerek devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Karşılığındaki boşluğa takıp zincirimizi çekip 3 tane dolduruyoruz bu şekilde köşeye kadar gelelim arkadaşlar Şimdi son köşemize geldik. Burada da yapacağımız son deliğimizi taktık arkadaşlar. Bir zincir çekip köşeye geldik. Köşemizi de 1, 2, 3 tane şu şekilde doldurduk. 1, zincir çekip veya iki de çekebilirsiniz ama bu tarafa bağlayacağım için şöyle diğer köşeye birleştirdim. Bir zincir daha çekip ilmeksiz diğer köşeme gelmiş oldum arkadaşlar. Bakın iki tane bu kol, kolda kaldı. Kolda bittiği için bu ipimizi kıracağız arkadaşlar. Aynı ölçülerde iki tane altıgen örüp Bakın arkadaşlar birleştirdik kolumuzu da. Şimdi hiç kafanızı karıştırmadan çok e, kolayını anlatıyorum ben size arkadaşlar. Şimdi arka ortamızı ve ense oluşturmak için arkadaşlar şimdi bu 3 tane 1 2 burayı birleştirdik. Bir de kol ağzımız. 3 köşemizi iptal ediyoruz artık. Burada da orada da. Çünkü 3 köşemiz bitti. Ee, siz tabii ki bunu büyütebilirsiniz demiştim zaten 26, 27, 30 yapabilirsiniz bedeninize göre. Bu küçük oldu biraz, küçükler için anlatıyorum. Videomuz da uzun olmasın diye. Üç köşemizi e, iptal ettik, onlar bitti. 1, 2 ve alt etek köşemiz kaldı, değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim yapacağımız işlem e, bu birleştirdiğimiz yerden şu köşeye kadar. Aynı şekilde öreceğiz. İster çizgi koyun ister aynı renginden yapın. 1-2 defa gidip geleceğim arkadaşlar veya 3 defa e, aynı şekilde bu tarafa da aynı. Şuradan başlayacağım. Şimdi 3 tane gidip geleceğim. Hemen göstereyim size nasıl başladığımı. İpimizi şu köşemizden omuzdaki bağladığımız yerden arkadaşlar hemen köşeye bağladım ve bu köşede bakın köşede 1 2 3 4 zincir çekiyorum direkt boşluğumuza üç tane trabzan öreceğim bakın bu omuz yerinden başladım arkadaşlar şöyle tutarsak şöyle şu şekilde omuz yerinden bir, iki defa gidip geleceğim. Yeterli olmasa bir defa daha gideceğim. Ben şimdi şurayı dümdüz gidip gelmeyi gösteriyorum size. Hemen bu köşemizi yani diğer üç köşeyi iptal ettik zaten. Oralar bitti. Şu köşemizi, bu köşeyi gideceğim ve geri geleceğim. Başa kadar gidiyoruz ve geri geliyoruz. Evet köşeye kadar geldim bir sıra arkadaşlar. Bunu tabii ki bu küçük olduğu için ben 2 sıra 3 sıra gideceğim. Ama siz büyükler için yaptığınız zaman 4-5 sırada gidebilirsiniz. Aslında zaten mantığı anladıysanız arkadaşlar bakın bir sıra geldim buradan. Şimdi e, bedeni büyütüyorum aslında şu ortayı ve omuz e, yaka kısmını büyütmüş oluyorum. Şimdi buradan geri dönüyorum. Aynı şekilde Düz 4 zincir çekip geri döndüm arkadaşlar. Başa kadar tekrar örelim. Ben e, iki tanesini buna da e, az buldum. Şimdi gideceğim, tekrar geleceğim. Yani 3 sıra yapmış olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 sıra ördüm bakın burada. Dediğim gibi bu e, mantığını gösteriyorum size. Siz bunu tabii ki büyüklerde yaptığınız zaman 4-5 sırada yani yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize ve istediğiniz büyüklüğe bağlı. Şimdi 3 sıra yaptım. Bu ipimi buradan kıracağım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İpinizi istiyorsanız kırmayıp başka ipiniz varsa tabii ki bunu burada bırakıp çünkü etek uçlarını döreceğimiz için ama ben şimdi size göstereceğim için hiç karıştırmadan ipimi kırdım. Şimdi buradan başlayıp burayı aynı şekilde arkadaşlar yaka oluşacağı için bakın. Şimdi buradan 3 sırada bunu yapacağım arkadaşlar. Şuradan veya buradan başlayacağım. İlmeklerin tersine git yere doğru şimdi şuradan başlayayım gidip gelip gidip geleceğim 3 tane de bu tarafa öreceğim şimdi hemen ipimizi zincir çekerek veya öbür diğer türlü de başlayabilirsiniz köşeden 3 tane dolgu yaparak bir zincir çekip her bir deliğimizi 3 tane trabzan yaparak, Aynı şu şekilde arkadaşlar karşıya kadar tam bu köşeye kadar geleceğim sonra döneceğim tekrar geleceğim yani 3 sıra yapacağım. Bunun mantığı böyle şimdi göstereceğim yine de bittikten sonra arkadaşlar istiyorsanız tabii ki e, onu sonra kafanız karışmasın diye ön, önü de büyütebilirsiniz. Bu sizin hep tercihinize kalmış buraları bittikten sonra buralar sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi şurayı yapıp göstereceğim şimdi size. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı geçtim. Üçüncü sırayı yaparken tabii ki arkaya ekleyeceğim. Yani hiç dikişimiz olmuyor ya arkadaşlar. Hiç dikişsiz bu hırkamız. Ee, dikiş yapmadan ekleyeceğim şimdi. Nasıl mı? Şimdi sonuncu üçüncü sırayı giderken arkadaşlar. 3 tane zincirimizi baştan çekeceğiz. Burayı doldurmadan önce şu hırkamızı şu şekilde alıyoruz. Hemen bu köşesine bakın burada dolgu vardı. Şu köşeye hemen ekledim ve burayı 3 tane doldurdum. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Ve bir zincirle Aynı diğer e, eklemelerimiz gibi şurayı eklediğimiz gibi arkadaşlar motif ekler gibi karşılıklı deliklere birer zincirle bir zincir çekiyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim buradan milimizi attık tığımızı çektik diğer kafesimize ve bu şekilde hırkamız hiç dikisiz oluyor arkadaşlar. çok kullanışlı, çok örmesi zevkli, güzel bir hırka. Dediğim gibi modeller, istediğiniz çizgiler hep sizin, bunlar tercihinize bağlı. Ben sadece tekniğini gösteriyorum. Bakın karşılıklı yine şu şekilde bakın hiç belli değil. Bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sona kadar geldim. Şuraya kadar birleştirdim. Bakın son e, ilmeğimizde karşılıklı birleştirdim ve burada bir zincir çektim şu şekilde ve bu ipimizi de kıracağız. Ama ben kırmayacağım bu ipimi neden derseniz yaka yapacağım. Şimdi size yakayı da göstereceğim yakadan e, bu tarafa ama önce etek uçlarını yapalım yakayı isterseniz sonra da gösterebilirim. Şunu bir kıralım. Evet, aslında altıgen hırkamızın iskeleti bu şekilde. Bundan sonrası tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Önce şu köşelerden başlayarak etek ucumuzu şuraya kadar e, uzatabiliriz. Önce etek ucunuzu yani şurayı şöyle açalım. Burayı şu etek ucumuzu istediğiniz kadar gidip gelip e, aşağı tarafını uzatabilirsiniz. Uzattıktan sonra yakamızı yapacağız. Çünkü burası varsa arkadaşlar yakamız yarım kalır. Burayı istediğiniz yere kadar uzatabilirsiniz. İster çizgi koyarak, ister e, başka türlü. Hemen göstereceğim şimdi size. Buradan başlayacağız. Evet, herhangi bir köşesinden alt etek ucumuz arkadaşlar burası herhangi bir köşesinden ilmeğimizi takıyoruz. 3 zincir çektik. 3 tane doldurduk. 1 zincir çekip diğerine. Yani modelimiz değişmiyor zaten arkadaşlar. Üçlü trabzan ile etek ucumuzu istediğimiz yere kadar uzatacağız. Bu sizin tercihinize bağlı. Bakın. Gidip geleceğim. Gidip geleceğim. Ve etek ucunu bu şekilde uzatmış olacağım arkadaşlar. Çizgide koyabilirim. Griden. Ee, ondan sonra da bu dediğim gibi iskeletimiz zaten öğrettim. Gösterdim. Sonra arkadaşlar burada herhangi bir yerinden takacağız ipimizi. Ee, bunu da uzatabiliriz. Kolları da uzatabiliriz. İster çizgili uzatabilirsiniz, isterseniz e, düz bir şekilde uzatabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi önce etek ucunu uzatmamız lazım. Evet şu dediğim gibi arkadaşlar burayı uzatabilirsiniz etek ucunu. Fakat ben şimdi bunu size göstereceğim için e, etek ucunu uzatmayacağım. Çünkü benim bu hem kız çocuğu için mini yelek oldu birazcık. Şey hırka oldu pardon. O yüzden siz uzatıp da örebilirsiniz. Ben direkt şimdi size yakanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani yaka kısmını e, kaç sıra gideceksiniz. Yani aslında hiç e, gösterecek bir şey de yok bu yakamızı delikli yerlerinden toplayarak bakın şu şekilde ister lastik örün ister aynı şekilde örün. Ben aynı şekilde öreceğim. İster kolazlarına lastikle boğum yapın, ister e, aynı şekilde uzatın. Hiç fark etmez. Bunlar sizin tamamen tercihinize bağlı arkadaşlar. videomuz çok uzamaması için bu kadarını göstereyim. Şimdi yakasına başlayalım. Şimdi arkayı çevirdim arkadaşlar. Burası arka yerimiz değil mi hırkamızın herhangi bir yerinden Çünkü e, birleştirme yeri arkada kalsın istiyorum Bunu şimdi yaka kısmını biyesini yapmış oluyoruz arkadaşlar Etek ucunu istiyorsanız uzatabilirsiniz Uzattıktan sonra bu işlemi yapın isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz Kısa ceket istiyorsanız Ben direk Başlıyorum herhangi bir delikten arka taraf burası arkadaşlar Ve hemen Şuradan bir yeme başlıyorum. Ben bunu lastik yapmayacağım. Lastik düşünürseniz de zaten lastik yapımı var videolarımda. İstiyorsanız lastikli de yapabilirsiniz. İstiyorsanız bu şekilde birkaç sıra giderek de yaka biyesini gitmiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kollara da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra zaten resmedeceğim. Bakın burası arka köşesi. Şuraya da Hemen orta yere yine dolgumuzu yapalım. Yani şöyle göstereyim. Bütün çevremizi dolanacağız arkadaşlar. Buraya kadar geleceğiz. İstiyorsanız bir çizgi daha yapabilirsiniz. İstiyorsanız zaten ebrulu ise hepiniz gerek yok. Uzatabilirsiniz o şekilde Hırkamız böyle Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar İsterseniz buralara ben bunu da yapacağım şimdi şu gri renkten e, Düz bir şekilde e, Şu kadar mesela 5 10 15 yani şu e, 10 15 tane Düz bir zincirin üstüne küçük bir cep de yapabilirsiniz gri renkte. Bunlar tamamen sizin zevkinize bağlı. Dediğim gibi kolları da eğer geniş değil de toplansın istiyorsanız lastik de örebilirsiniz. Bunlar da sizin tamamen zevkinize kalmış bir şey. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu yakayı da bu şekilde örebilirsiniz. Bitişte zaten resmini çekeceğim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.